Üniversitemizin, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin farklı mekanlarından sizlere sesleneceğimiz bu programda, Osmaniye Radyo Televizyonu'nda 15 günde bir sizlerle birlikte olmayı planlıyoruz. Programımıza başlamadan önce Osmaniye'nin televizyonundan, yine Osmaniye'nin üniversitesini tanıtma imkanını bizlere sunan ORT'ye, üniversitem adına teşekkür ediyor. Yeni yayın döneminde başarılar diliyorum. Her programda farklı ve güncel bir konuyu akademik bakış açısıyla sizler için değerlendirmeyi planladığımız bu programda üniversitemiz hakkında genel bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bu vesileyle Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin kuruluşunun ardından geçen 3 yıllık süreden sonra şu an itibariyle kat edilen yolu geniş bir çerçeveden aktaracağımız ilk programımızın konuğu Sayın Rektörüm Profesör Doktor Orhan Büyükalıca. Merhaba hocam. Merhabalar. Birçok kez farklı vesileleriyle Osmaniye halkına kendinizi tanıttığınızı biliyoruz hocam. Burada bir kez daha bizlere kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Kendimi tanıtmaya başlamadan önce bütün Osmaniyelilere, bütün izleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Bize bu fırsatı sunan Osmaniye Radyo Televizyonu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni yayın dönemlerinin başarılı Osmaniye'ye, üniversitemize katkı koyacak nitelikte bir program dönemi olmasını temenni ederek başlamak istiyorum. Akademisyenlerin özgeçmişi sorulunca genelde hep hangi disiplinlerde çalışma yaptıkları, hangi alanda profesör oldukları sorulur ama genelde ben Osmaniye'de yetişmiş biri olmadığım için de hep bu soruya muhatap oluyorum. Onun için başından beri belki bir defa açıklamakta fayda var. Ben 1964 Antalya Kaş doğumluyum. İlk öğretim, orta öğretim, lise hayatımı Antalya'da tamamladım. Daha sonra 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde lisans öğrenimime başladım. 4 yıl sürdüm. 84 yılında makine mühendisi olarak mezun olduktan sonra üniversitede görev yapan hocalarımın teşvikiyle araştırma görevlisi olarak profesyonel anlamda üniversite hayatına başlamış oldum. Üniversitede akademik kariyer yapan insanların geçtiği belirli basamaklar vardır. İşte bunlar yüksek lisans, doktora, yardımcı doçentlik vesaire. Ben yüksek lisansımı 84-87 yılları arasında Çukurova Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonra Yüksek Öğretim Kurumu'nun sağlamış olduğu bir burs vasıtasıyla İngiltere'nin Manchester şehrine gittim. 94 yılına kadar, 89 yılından 94 yılına kadar İngiltere'nin Manchester Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım, makine mühendisliği alanında. Daha sonra yine görev yapmakta olduğum Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği bölümüne döndüm. Bu bölümde önce yardım doçent olarak çalışmaya başladım. Yıllar içerisinde, seyircilerimizi boğmamak adına yılları, detayları vermek istemiyorum. Doçent ve 2004 yılında da profesör oldum. Bu süreç içerisinde bir taraftan akademik çalışmaları yürütürken, bir taraftan da bazı idari görevlerde bulundum Çukurova Üniversitesi bünyesinde. Soğutma iklimlendirme merkezi bir araştırma merkezidir. Bu merkez müdürlüğünde bulundum. Bölüm başkan yardımcılığı yaptım makine mühendisliği bölümünde. Daha sonra bir süre Mühendislik Mimarlık Fakültesi dekan yardımcılığını yürüttüm. Daha sonra dekanlığı yaptım Çukurova Üniversitesi'nde aynı fakültede. 2008 Eylül ayında da Sayın Cumhurbaşkanımızın atamasıyla birlikte Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde rektör olarak çalışmaya başladım. Disiplin olarak makine mühendisiyim ama makine mühendisliğinde de değişik ana bilim dalları, çalışma alanları mevcuttur. Benim çalışma alanım ısıtma, soğutma, iklimlendirme diyebileceğimiz bir alan. Bu alanda değişik bilimsel çalışmalar yaptım. Yüksek lisans doktora öğrencileri yetiştirdim. TÜBİTAK Devlet Planlama Teşkilatı veya özel sektör tarafından desteklenmiş değişik projelerde görev aldım. Sosyal yönden baktığımda evliyim. Eşim de benim gibi bir akademik kariyer yapan bir insan. Kendisi bahçe bitkileri bölümünde profesör. İki çocuğum var. Bir kız, bir oğlan. Kızım üniversite eğitimini sürdürüyor ikinci sınıfta. Oğlum kızıma göre oldukça küçük, o da ilkokul 4. sınıfta. Evet. Hocam, kurucu rektörümüz olarak göreve başladığınız süreyle hemen hemen aynı zamanda sizlerle birlikte çalışmaya başladım. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin gelişiminin yakın şahidi olarak
Karacaoğlan yerleşkesi içerisinde çok yoğun bir çalışma temposu olduğunu biliyorum. Ancak üniversitemize henüz ziyaret etme imkanı bulamamış izleyicilerimiz için. Üniversitemizde gerçekleşen fiziki yapılanmalar, gerçekleşmiş olan projelerimiz ya da hayata geçmesini planladığınız projelerimiz hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki ben öncelikle şunu vurgulamak istiyorum. Daha önce üniversitemize gelmemiş ama bir vesileyle üniversiteye gelmiş olan insanların söyledikleri hep şu oldu bana. Biz burada böyle bir kurum olduğunu bilmiyorduk. Çünkü burada yıllardır süregelen bir Osmaniye Meslek Yüksekokulu var. Ancak Osmaniye Meslek Yüksekokulu'ndan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne dönüşümü, gerek fiziki anlamda gerek diğer yapılanmalar anlamında dönüşümü çok iyi insanlar dışarıdan gözlemlememiş olabiliyorlar. Onun için ben başlangıçta bütün Osmaniyelileri bir vesile kılıp, bir vesile bulup üniversitemize davet ediyorum. Gelmelerini, çayımızı içmelerini, kampüste dolaşmalarını istiyorum. Gelelim yerleşkemiz içerisindeki yapılanmaya bakacak olursak. Tabii üniversitenin özellikle öğrencilere yönelik olarak belirli fiziki altyapı imkanları olması gerekir. Bunların başında sınıflar, laboratuvarlar, atölyeler, bilgisayar laboratuvarları gibi birimler. Bunun yanında sosyal mekanların olması gerekir. Sosyal mekanlardan kastım öğrencilerimizin yemek yiyebileceği kafeteryaların, vakit geçirebilecekleri, dersler olmadığı zaman vakit geçirebilecekleri kantinlerin olması gerekir. Kütüphanenin olması gerekir. Diğer taraftan sportif faaliyetlerini yürütebilecekleri açık kapalı mekanların bulunması gerekir. Bir diğer olmazsa olmaz üniversitede akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarını yürütecekleri, bilimsel nitelikteki araştırmaları yapabilecekleri özelliklerde binaların, laboratuvarların olması gerekir. Tabii son olarak da idari faaliyetleri yürütebilmek adına idari bilimlerimizin, idari kadrolarımızın çalışmalarını yapacakları mekanlar olması gerekir. Şimdi bu başlıkları sıraladıktan sonra ben üniversitemizin bu saydığım başlıklardan nerede olduğu hakkında kısa kısa bilgi vermek istiyorum. Çok detaylara girmeden. Öncelikle öğrencilerimizin derslerini modern sınıflarda, çağın gerektirdiği donanımlara sahip ortamlarda yürütebilmeleri için 2011 yılı içerisinde Sayın Başbakanımızın da açılışlarına teşrifleriyle 22 bin metrekare kapalı alana sahip büyük bir binayı faaliyete geçirdik. Bu binanın içerisinde yine sayıları vermek istemiyorum seyircilerimizi sıkmamak adına. Oldukça fazla sayıda sınıflarımız var, laboratuvarlarımız var. Öğrencilerimizin vakit geçirebileceği kantin veya diğer buna benzer mekanlarımız mevcut. Bilgisayar laboratuvarlarımız var. Buraya dil laboratuvarları, yabancı dil öğrenmeleri için öğrencilerimizin 2 adet dil laboratuvarı kuruyoruz. Aynı zamanda şu anda üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren bütün akademisyenlerin büroları da bu bina içerisinde yer almakta. Anlayacağınız oldukça büyük ve kapsamlı bir bina. Eğitim bloğumuz. Bunun dışında yine aynı dönemde faaliyete geçen kapalı spor salonumuz mevcut. Kapalı spor salonunda gerek öğrencilerimiz, gerek akademik ve idari personelimiz faydalanabilmekte. Kapalı spor salonunun içerisinde de değişik amaçlar için kullanılabilecek değişik salonlarımız mevcut. Şu anda hızla inşaatı devam etmekte olan ve bizim de bir an önce bitirmeye gayret sarf ettiğimiz 2 adet yeni yapımız var. Bunlardan bir tanesi öğrencilerimizin ve personelimizin rahat ortamlarda yemek yiyebilecekleri. Ama sadece yemek yeme ortamı değil, aynı zamanda pastane kafe türünde, alakart restoran türünde, özellikle gençlere hitap eden hazır yemek dediğimiz veya maalesef bilinen adıyla fast food dediğimiz türden mekanların olacağı. Ama bunun yanında belki birazdan değinme fırsatı buluruz. Öğrenci kulüplerimizi barındıracak nitelikte değişik amaçlı salonların yer aldığı yine büyük bir kafeteryadan söz ediyoruz. Bu kafeteryamız tamamlandığında aynı anda 1600 kişi oturarak yemek yiyebilecek durumda olacaktır. Az önce de bahsettiğim akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarını yürütebilmeleri için mekandan bahsetmiştim. Mekan gereksiniminden bahsetmiştim. Buna yönelik olarak da Devlet Planlama Teşkilatı tarafından desteklenen bir proje yürütüyoruz.
Bu proje kapsamında 2500 metrekarelik bir laboratuvar inşaatımız, merkezi araştırma laboratuvarı inşaatımız hızla devam ediyor. Bu laboratuvarla ilgili olarak sadece bina kısmından bahsetmek istemiyorum, şunu da vurgulamak istiyorum. Bu laboratuvarı tamamladığımızda biz akademisyenlerimizin bilimsel çalışmalarının yanında aynı zamanda Osmaniye'nin ve bölgenin ihtiyaç duyduğu belirli analizleri, belirli çalışmaları, özellikle ARGE çalışmalarını, araştırma geliştirme çalışmalarını kastediyorum, ürün geliştirme çalışmalarını kastediyorum. Bu çalışmalar da yürütebilecek nitelikte bir laboratuvar olmasına özen gösteriyoruz. Sadece akademisyenlere özel tasarlanmış bir laboratuvar olmamasına gayret sarf ediyoruz. İstiyoruz ki burası bir taraftan akademisyenlerimiz kendi akademik kariyerleri için gerekli olan çalışmaları yürütsünler, bilimsel araştırmaları yapsınlar. Ama bir taraftan da bölgemizin ihtiyaç duyduğu, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu belirli çalışmaları ortaklaşa gerçekleştirebilsinler. İdari faaliyetlerimiz anlamında rektörlük binamızı tamamladık. Ve rektörlük binamızı 6 aydır yaklaşık kullanmaktayız. Bu da bizim bütün idari birimlerimizi bir bina içerisine toplamamıza imkan sağladı. Oldukça modern ve gelişmiş donanımlara sahip bir binamız. Bu binada sadece idari personelimiz büroları yer almamakta, aynı zamanda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığımız gibi öğrencilerle iletişim halinde olan daire başkanlıklarımız da var. Evet. Yine bu her iki daire başkanlığımızın altyapısını da modern çağın gerektirdiği donanımlara sahip bir şekilde yapmaya gayret sarf ettik. Evet. Tabii bunlar şu anda bizim devam eden belli başlı projelerimiz. Bir diğer büyük projemiz hızla yükselen bir mühendislik fakültesi. Evet. Biz üniversitemiz bünyesinde belki birazdan bunu tartışma imkanında bururuz. Teknik bir üniversite olması noktasında bazı kanaatlarımız ve görüşlerimiz mevcut. Bunun altyapısını hazırlamak anlamında da yine mühendislik fakültesinin kullanabileceği nitelikte yine çok büyük diyebileceğimiz hemen hemen Türkiye'deki birçok mühendislik fakültesinden yıllardır faaliyet gösteren mühendislik fakültelerinden daha büyük bir bina inşa etmekteyiz. Kapalı alanımız 38 bin metrekare. Ben hemen şu örneği verebilirim bu binanın büyüklüğünün anlaşılması açısından. Çukurova Üniversitesi'nde yıllardır faaliyette bulunan ve şu anda tahminin 5500-6000 öğrencisi olan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nin işgal ettiği toplam kapalı alan 25 bin metrekareden az. Bizim inşa etmekte olduğumuz bina şu anda bu binadan neredeyse 1,5 kat daha büyük bir bina. Tabi bu kadar büyük bir binayı öngörmemizin belirli sebepleri var. Özellikle bu teknik üniversite konusunu birazdan açacak olursak belki burada tartışabiliriz.